Birlikte Yatırım programına hoş geldiniz. Bugün Birlikte Yatırım'da uzun vadeli yatırım stratejileri çerçevesinde çok önemli yer taşıyan bireysel emeklilik sistemini değerlendirmeye çalışacağız. Hem sistemin mimarisi hem buralarda yatırımcılar açısından sağlanabilecek olan avantajlar, uzun vadede sistemin yapısının nasıl şekillendirilmesinin daha büyük avantaj sağlayacağı gibi konuları değerlendireceğiz. Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Selim Yazıcı bizlerle birlikte. Selim Yazıcı, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi genel anlamıyla bakıldığında İnsan ömrünün ciddi şekilde uzadığı, dolayısıyla bildiğimiz emeklilik sistemlerinin de fonksiyonelitesini yavaş yavaş yitirmeye başladığı bir süreçten bahsediyoruz. Hazırladığımız bir bant var. Dünyada demografi, bizde demografi nereden nereye doğru evrilmiş? Bundan sonrasına dair beklentiler bu çerçevede nasıl şekillendirilmeli? Onu anlatıyor. İzleyelim, sonra üstüne konuşmaya başlayalım. Yaş alacaksınız ama yaşlanmayacaksınız. Çünkü istatistikler yaşam süresinin uzadığını ve daha sağlıklı olacağınızı gösteriyor. Eğer şu an 20 yaşındaysanız %50 olasılıkla 105 yaşına kadar, 40 yaşındaysanız 95 yaşına kadar yaşayacaksınız. Dünya nüfusu her 10 yılda 2 yıl yaşlanıyor. 2015'te %8 olan yaşlı nüfus oranının 2016'da %16'ya çıkması bekleniyor. Bu gelişmenin nedeni sosyal ekonomik koşulların iyileşmesi, tıbbın ve teknolojinin gelişmesi. Evet, uzun yaşayacaksınız ama bunun aynı zamanda keyifli ve kaliteli bir yaşam olması size bağlı. Çünkü aynı istatistikler çalışan nüfusun emeklileri finanse ettiği mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin önümüzdeki dönemde artık zorlanacağına işaret ediyor. Hatta günümüzde bile bu sorunu yaşıyoruz. 1990'larda kamu sosyal güvenlik sisteminde emekli aylık bağlama oranı %74 iken 2008 sonrası %47'ye kadar düştü. Bu durumda ya emeklilik zamanınızı öteleyip uzun yıllar çalışmaya devam edeceksiniz ya da emeklilik döneminizde hayat standardınızı sağlayacak planlamayı bugünden düşüneceksiniz. İkinci seçenek için size sunulan kolay ve verimli bir model var aslında: bireysel emeklilik sistemi. Bireysel emeklilik sistemi emeklilik döneminizde size finansal katkı sağlamak üzere 2003 yılında kuruldu. Sistem güvenli ve şeffaf bir ortam sunuyor. Bireysel emeklilik şirketleri sizi tanıyarak size özel yatırım seçenekleri sağlıyor. Emeklilik yatırım fonları yoluyla birikimlerimizi yönlendirebileceğimiz varlık seçenekleri sunuyor. Hepimizin birikimleriyle oluşan tutarlarsa portföy yönetim şirketleri tarafından profesyonel olarak yönetiliyor. Bu özelliği sistemin en demokratik tarafı, katkı payınızın tutarı ne kadar olursa olsun konusunda uzman portföy yöneticilerinden hizmet alabiliyorsunuz. Sistemin en önemli katkılarından biri devletin de sizi düşünerek biriktirdiğiniz tutarın %25'i oranında destek olması. Yani 100 liralık birikiminize 25 liralık katkı sağlanıyor. 16 yıl sonunda bireysel emeklilik katılımcı sayımız 11 milyon kişiye çıktı. Bu kişilerin yatırımlarının tutarı 123,5 milyar liraya ulaştı. Bu süreçte 113 bin kişi emekli oldu ve sistemden emeklilik geliri elde etti. Emeklilik gelirinizi toplu olarak alabilir veya aylık maaş bağlatabilirsiniz. Peki birikimlerimiz nerede kullanılıyor? Ekonomimize, şirketlerimize, girişimcilerimize kaynak sağlıyor. Yurt içi birikim havuzumuzu büyüterek toplumun dış tasarrufa bağımlılığını azaltıyor. Birikim yapmak için bugün yapacağımız tüketimden vazgeçip gelecekteki ihtiyaçlarımız için kaynak yaratmak demek. Şimdi durum böyle. İnsan ömrü uzuyor. Uzayan insan ömrü aynı zamanda müreffeh bir emeklilik bekleyenler için bir takviyeyi şart koşuyor. Zira devletlerin sağlayabileceği katkı ancak belli bir yere kadar. Doğru mudur Selim Yazıcı? Çok doğru. İnsanın sevdikleriyle daha uzun vakit geçirmesi tabii kötü bir şey değil. Ama bizim açımızdan baktığınız zaman aslında bu yavaş yavaş gelişen bir kriz. Sadece bizde olan bir kriz de değil, dünyada olan bir kriz. Yani dünyadaki bütün gelişmekte olan ülkelerin başında olan bir kriz. Bazı kıtalar bunun dışında, mesela Afrika biraz bunun dışında kalacak bir süre daha ama bütün dünya için bir problem. Türkiye'nin aslında çok güzel geleneksel bir sigortası var. Aile desteği, bunu hepimiz biliyoruz. Biz çocuklarımızın eğitimi, daha sonra işte askerliği, evliliği, hatta daha sonra çocukları olduğu zaman destek, daha sonra da aynı zamanda yaşlılarımıza da destek oluyoruz. Böyle bir toplumsal sigortamız var. Ama şimdi 70-75 yaşına kadar yaşamayla 90-95 yaşına kadar yaşama bütün bu sistemi de etkiliyor. Yani bu sistem de aslında bir krize girecek gibi gözüküyor. Tabii Türkiye'nin, devletin sağladığı aslında oldukça etkili bir sosyal güvenlik sistemi de var. En son rakamlara baktığıma göre %85'i Türkiye'deki insanların aslında bir şekilde sigortalı. Hani bir takım 18 yaşın altını falan da katarsanız aslında sağlık sigortasında bayağı ciddi bir sigortalama rasyosu var. Bu da Ne olacak? Şimdi nüfus yaşlandıktan sonra devlet bunlara daha az destek vermek zorunda kalacak zamanla. Nüfus yaşlanınca büyümeler de azalacak, öte yandan getiriler de azalacak. Ona baktığınız zaman bu sistem de yavaş yavaş bir krize girecek. Senin de dediğin gibi bizim bir an önce bu ne kadar özele doğru kaydırabilirsek bunu o kadar iyi olacak bizim için. Şimdi burada tabii bireysel emeklilik sisteminin başlangıcı 2003. Fakat öyle eğrisi, doğrusu, yanlışı, birazcık el yordamıyla bulması falan derken özellikle devlet katkısının da işin içerisine girmesiyle birlikte Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi ciddi bir yol kat etti. 100 milyar lira civarında bir fon büyüklüğüne ulaşıldı ve katılımcı sayısı olarak baktığımızda oldukça ciddi seviyelere kadar gelmiş durumdayız. İşin içerisinde bir de 7 milyon civarında katılımcı var. Bir de otomatik katılımı kattığımız zaman 5,5 milyon civarında da orada katılımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bir bireysel emeklilik tabanı oluştu. Fakat ileriye götürmek için ne yapmak lazım? İnsanları bu konuda nasıl daha fazla bilgilendirebiliriz? Tabii biz bunu uzun yıllardır tartışıyoruz. Özellikle getiriler konusu çok tartışıldı. Burada portföy yönetim şirketleri de çok eleştiri aldı vakti zamanında. Tabii doğru mimariyi kurmak gerekiyor bence. Bu doğru mimariyi kurmak için de şu anda elimizde yeterince istek ve donede var. Bir kere önce şu sahiplik konusuna bir el atmak gerekiyor. Bireysel emeklilik deyince bunun 3 tane faktörü var. Müşteriler var, fonlar var, bir de finansal danışmanlık kısmı var. Bunların sahipliği ve bunların gelirlerinin bence birbirlerinden biraz ayrılması gerekiyor. Bunu ayırırsak zaten sorunların çok büyük kısmı giderilmiş olacak. Bir de açık, ne kadar çok açık mimariye doğru yönelirsek o kadar iyi. Yani rekabeti açmamız gerekiyor. Müşteriyi içeriye aldıktan sonra aman bu bende kalsın 10 sene çıkmasın mantığında olmamamız gerekiyor. Müşteri hangi performansı iyi görüyorsa, hangi fonu iyi görüyorsa oraya doğru gitmesi gerekiyor. Yatırım çeşitliliği de bizde henüz az. Şunu diyorum, bu sene mesela en çok getiren piyasalara bakarsanız işte Rusya en iyi getirmiş, sonra Amerikan hisseleri en iyi getirmiş. Şu an ekranda olan grafik onu gösteriyor. Biz aslında biraz buraları kısıtlıyoruz. Yani biz yabancı yatırımı biraz kısıtlıyoruz. Az da olsa açmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu emeklilik çok uzun vadeli bir yatırım ve dünyanın gelişiminden de biz emeklilerimizi yararlandırmak zorundayız. Artı yaşam döngüsüne göre dizayn etmemiz gerekiyor. Yani sisteme 20 yaşında, 25 yaşında aldığınız insanla 40 yaşında aldığınız insana aynı ürünleri satmamanız gerekiyor. Yani mimaride bunların da olması gerekiyor. Tabii son olarak dijital kanallar çok önemli. 12 milyon müşteriden bahsediyoruz. Burada 12 milyon müşteriyi doğru yönlendirmek, finansal danışmanlık yapmanın tek yöntemi dijital kanallar, robo danışmanlık, bu tip ürünler. Şimdi burada bence bir şunun ayrımını da ortaya koymak lazım. Bireysel emeklilik sistemi üzerinden birikim yapmak bir getiri hedeflemenin ötesinde gelecek için bir ihtiyaç. Kesinlikle. Yani zorunluluk diyebiliriz ki normal bir çalışan yaşam standardı içerisinde Türkiye'de 28 milyon ücretli çalışan var. Dolayısıyla bu çalışanların en azından gelecekte şu anki refah seviyelerinde olmasa bile yakın bir refah seviyesinde hayatlarını sürdürebilmek için ana temanın ihtiyaç olduğunu anlatmak lazım. Buralarda İyi görüyor musun? Bizi ne yaparak daha iyiye taşıyabiliriz? Kesinlikle bir ihtiyaç, hatta zorunluluk senin de dediğin gibi. Şu anda Türkiye'de çalışan başına emekli oranı işte 2,5'larda falan galiba. Biz çok genç bir ülkeyiz. Hep de bununla gurur duyduk. Ben analistlik yıllarımda hep bunu anlattım insanlara. Çok gençiz, çok potansiyelimiz vardı ama bu yavaş yavaş geçiyor. Yani yıllar çok çabuk geçiyor ve biz de yaşlanmaya başladık. Aslında o demografik avantajımızı artık kaybediyoruz. Ortanca yaş hızlıca yükseliyor Türkiye'de. Çok hızlı yükseliyor. Çok hızlı yükseliyor. Hatta 2025'ten sonra artık biz herhalde yaşlı nüfus diye adlandırılmaya başlanacak diye düşünüyorum. Şimdi Amerika'ya bakıyorsunuz mesela bu oran 5'e yakın. Hindistan, Çin gibi ülkelerde çok çok daha yüksek. Yani bizden daha avantajlı ülkeler var. Dolayısıyla bizim bir an önce bunun bir zorunluluk olduğunu ve bu konuya el atmamız gerektiğini, o bilinci insanlara yaymamız gerekiyor. Şimdi tabii bir önemli konu da şu, normal koşullarda bizim gençliğimizde falan ilk bu sosyal güvenlik reformları yapıldığında emeklilik yaşı ileriye alındığı dönemlerde en çok söylenen şey mezarda emeklilikti. Evet, tabii. Fakat o dönemlerde şu andaki emeklilik yaşlarına da bakarsak 60 yaş civarında bir emeklilik yaşına sahip Türkiye. Fakat artık ortalama ömür beklentisi 78 yıla kadar çıktı Türkiye'de. Her 5 senede bir de bu yukarı kaymaya devam ediyor. Dolayısıyla aslında emekli olduktan sonra yaşanacak devri de doğru değerlendirmek lazım. Bireysel emeklilikte 56 yaş sınır. Fakat buradan sonra prim ödemeye devam etmenin ve kendi emeklilik birikimini sürdürmenin de büyük bir avantajı var, doğru mu? Doğru söylüyorsun. Eğer biz hiçbir şey yapmazsak, şu an 65 diye bahsettiğin emeklilik yaşı 76'ya kaymak zorunda kalacak. Bu çok ilginç bir istatistik. Yani biz eğer bu konuya el atmazsak, çalışan sayımızı arttırmazsak 76 yaşına çıkarmamız gerekiyor ki aynı rasyoyu koruyabilelim. Yani bu korkunç bir şey. Kimse böyle bir şeyi şu anda düşünmek bile istemiyor. Ona bir an önce el atmamız lazım. Bir başka önemli konu da buradaki tabii emekliliğe kadar geçecek süre içerisindeki getirilerin mümkün olduğunca yukarıya taşınması. Buradaki getirileri yukarıya taşıma konusunda bireysel emeklilik sistemine daha önce dahil olmuş vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz röportajlar var. Şimdi onları getirelim ekrana, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bireysel emeklilik süreci normal çalışma hayatımın sonunda SSK'dan emekli olmadan önce yatırım yapmaya başladığım bir sistemdi. Bu bir ilave garanti olmakta. Sadece emekli maaşıyla hayatı devam ettirmek zor olduğundan bunu ilave bir gelir olarak bu konuda yatırım yaptım. Memnunum diyebilirim. Keşke zamanında daha fazla para ayırsaymışım ama şu anda da düzenli bir gelir elde ediyorum. Memnunum. Benim bireysel emeklilik sürecim danışmanım olan mensuplarının hararetle tavsiyesi üzerine başladı. Hala devam ediyor. 5-6 seneden beri oradan emekli maaşı alıyorum. Çok memnunum çünkü aksi takdirde sadece SGK'nın verdiği ufak bir şeye kalacaktım. Şimdi onların oradan gelen parayla hayatımı gayet rahat idame ettiriyorum. Başladığım andan itibaren çok düzenli olarak primlerimi ödedim. Hiç aksatmadan ve bu sayede devletin verdiği yardımlardan da yararlanarak, bazı ek avantajlardan da yararlanarak birikimimi artırdım. Bana da eksik olmasınlar, yardımcı oldular. Devam ediyor. Daha da kalacağım yani istediğim kadar. Çünkü içeride bir hayli birikmiş param var. Şimdi görüşler böyle. Bunun üzerine biraz konuşmak lazım zannediyorum. Çünkü doğru varlık dağılımını yapabilmek, düzenli prim ödemesini sağlayabilmek ve burada gelecekte elde edilecek geliri de maksimize edebilmek temel hedef. Nasıl yapacak yatırımcılar bunu? Şimdi öncelikle bireysel emekliliğe giriş bile başlı başına aslında bir getiri. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde çok ciddi bir devlet katkısı var. Belli bir sınırı var ama o sınır zaten çoğu insan o sınıra göre ödemelerini yapıyor. %25 devlet katkısı var. Şimdi faizler %25 iken belki %25 devlet katkısı çok böyle yüksekmiş gibi gelmeyebilir. Ama şu anda tek haneli faizlerden bahsediyoruz Türkiye'de. %25 gibi bir getiri yok. Yani vatandaşımızın aslında bu getiriyi görüp bu sisteme girmesi gerekiyor. Artı finansal danışmanlıkta doğru bir portföy dağılımı önermek gerekiyor vatandaşa. Bu şimdiye kadar biraz eksik yapıldı ama ben son zamanda çok ciddi çabalar görüyorum. Özellikle robo danışmanlık konusunda hem emeklilik şirketlerinin hem portföy yönetim şirketlerinin ciddi çalışmaları var. Ben eğer doğru dağılım yapılır ve doğru zamanlamalarla vatandaşa tavsiyeler giderse katılımcılara, ben orada gerçekten iyi getiriler olabileceğini düşünüyorum. Bir de dediğim gibi biraz bizim tarafta da aslında bu yaşam süresinin uzaması küçük çaplı bir kriz. Niye? Çünkü yaşam süresi uzayınca işte getiriler düşüyor, büyümeler düşüyor, faizler daha düşük oluyor. Bütün global ölçekte bizim daha iyi getiri arayışında olmamız gerekiyor. Bence o yüzden de bireysel tarafta bizim de yavaş yavaş bir takım alternatif ürünlere bakmaya başlamamız gerekiyor. Yapılıyor bu ama dediğim gibi hem mevzuat gereği hem de çok başında olmamız gereği biraz az. Nedir bu alternatif ürünler? İşte yabancı varlık biraz bahsettik. MTA olabilir, MTA'ya yatırım olabilir, girişim sermayesi ve yatırım gayrimenkul yatırım fonları olabilir. Bu tip ürünlere daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Çok uzun vadeli düşünüyorsak eğer. Şimdi burada belki işin içerisine şunu da katmakta fayda var. Geçen sene sıra dışı bir seneydi. Evet, ve özellikle bireysel emeklilik poliçelerinin bir bölümünde iptaller olduğunu gördük. Mevduat faizleri %25'lere doğru çıkınca yatırımcıların önemli bir bölümü bireysel emeklilikte kaybı göze alarak paralarını çekip mevduata yatırmak istediler. O bir yıllık süre geçtikten sonra şu an baktığımızda mevduat faizi %9'a düştü. Dolayısıyla anlık veya dönemsel hareketlerden ziyade uzun vadeli strateji kurarak hareket edebilmenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu zannediyorum bu son bir yıl. Kesinlikle geçen sene o açıdan evet çok, yani girişim sisteme girenler açısından çok parlak bir sene olmadı. Getiriler çok iyiydi, yine büyümeler vardı ama net yeni nakit açısından çok parlak bir sene olmadı. Bunda senin de bahsettiğin çıkışların etkisi oldu. Bir de tabii sistem biraz tartışılmaya başlandı. Biliyorsun kıdem tazminatının da tamamlayıcı emeklilik sistemi kapsamında bu sistem içerisinde dahil edilmesi konuşuldu. Orada bir kafa karışıklıkları oldu ama bence şu anda hükümet programında da yer alan, yapılmak istenen şeyler çok doğru hareketler. Ve ben bu tamamlayıcı emeklilik sisteminin bundan sonra bu sistemin asıl motive edici tarafı olacağı, asıl büyüme faktörü olacağını düşünüyorum. Üç basamağımız da şu anda hemen hemen hazır gibi. Bir tanesi devletin işte SGK yoluyla yaptığı emeklilik sistemi. Biz daha önce yaptık ama üçüncü basamak bireysel emeklilik sistemi, gönüllülük esasına göre ve tamamlayıcı emeklilik sistemi de önümüzdeki seneden itibaren devreye girecek. Tabii burada işveren katkısı çok önemli. Bir de çıkışların biraz daha zor olması gerekiyor. Onun bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Eğer o da yapılabilirse orası çok çok büyüyecektir. Son bir konu, tabii bireysel emeklilik sisteminin büyümesi Türkiye'deki sermaye piyasası araçları üzerine de çok ciddi anlamda etki getiriyor. Evet. Şu anda mesela yine son bir sene içerisinde bir miktar düştü ama sonuçta bireysel emeklilik yatırımcılarının hisse senedine yaptıkları yatırım oranı normaldeki tasarruf oranının daha üzerinde. %8'ler civarındaydı. Şimdi bu sene %5'e doğru geriledi. Ama genel olarak Türkiye gibi ülkelerde geleceğe dönük uzun vadeli yatırım yapıyorsan hisse senedi ağırlığını belli bir seviyede tutmak lazımdır. Doğru mu? Düşük faizli ortamda özellikle daha normal ekonomik koşullarda hisse senedi olmazsa olmaz bir yatırım. Evet, senin dediğin gibi geçen sene bir miktar azalttı yatırımcılar. Çünkü biraz altın ve diğer yabancı paraya doğru bir kayış gözlemledik. Çok da yanlış kararlar verilmiş gibi görmüyorum. Ben hani dağılımın nasıl geliştiğine bakarsak daha eskiden daha kötüydü bu dağılım bu arada. Daha çok kamu borçlanma araçlarındaydı. Şimdi biraz daha fazla esnek fonları görüyoruz ki çok olumlu bir şey. Biz de hep esnek fonların, portföyün her zaman belki yarısının esnek fonlar tarafında olması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu borçlanma araçları aslında sabit getiri olduğu varsayımı altında öyle risksiz görülürdü ama değil. Doğru mu? Yanlış bir algılaması vardı. Sonuçta içine bono koyuyoruz ve bonoların da fiyatları piyasada belirleniyor. O yüzden öyle bir şey yok. O yüzden her zaman biz ne diyoruz? Kazandırmayan fon yoktur, kazandırmayan dağılım vardır diyoruz. O dağılımlar doğru yapılırsa, özellikle 2020 için mesela biz daha çok hisse öneriyoruz. Daha çok, belki biraz daha çok Eurobond öneriyoruz ama dövize karşı hedge olma açısından değil, Eurobond'larda değer gördüğümüz için. Dolayısıyla dağılımları her zaman bir profesyonelle birlikte yapmak çok faydalı olur. Selim Yazıcı, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür değerlendirmeler ve yorumlar için. Hem sermaye piyasaları açısından son derece önemli bireysel emeklilik sistemi, hem de biraz önce aktardığımız gibi özellikle geleceği garanti altına alabilmek adına bu çerçevede arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz animasyona veda ediyoruz sizlere. Hepimiz yaşlanmaktan biraz korkarız. Bunun temel sebeplerinden biri fiziksel zorlukların yanı sıra bazı finansal sıkıntıların da yaşanabileceği endişesi. Dolayısıyla bireysel emeklilik sistemi konusunda temel beklentimiz mevcut yaşam standardımızın emeklilikle belirli bir düzeyde korunmasını sağlamak. Peki yaptığınız tasarruf düzeyi ve hedeflediğiniz emeklilik yaşıyla söz konusu beklentiler örtüşüyor mu? Dünya yaşlanıyor. Gurur duyduğumuz genç ve dinamik demografimiz bir süre sonra kaçınılmaz olarak yaşlanmaya başlayacak. Son 50 yılda yaşam süresi beklentisinin tüm dünyada hızla artması, emekli sayısıyla tasarruf miktarı dengesinin bozulmasına neden oldu. Bu tablo gelecekte dramatik sonuçlara işaret ediyor. İnsanların yaşlılık dönemleri için yaptıkları tasarrufların yetersiz kalması, yani muhtemelen daha fakirleşmiş bir emeklilik dönemi. Ülkemizde 1960'larda kadınlar için 54, erkekler için 51 olan ortalama yaşam süresi günümüzde 80 yaşlara doğru yükseldi. Yaşam koşulları ve tıptaki ilerlemeler bu sürenin önümüzdeki 20-30 yılda daha da artacağını gösteriyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki şu an bireysel emeklilik sistemine kaydolmuş genç katılımcılar muhtemelen sistemin izin verdiği en erken emeklilik yaşı olan 56'dan ortalama 30 yıl daha fazla yaşayacaklar. Sonuç olarak 56 yaşında emeklilik hayal ediyorsanız gözden geçirmeniz gereken en önemli soru, emeklilik tasarruflarınızın geri kalan muhtemel 25-30 yıllık ömrünüz boyunca size yetip yetmeyeceği. Emeklilik döneminiz için tasarruf açığınız varsa alabileceğiniz önlemlerden ilki aylık bez tasarrufunuzu yapabildiğiniz ölçüde artırmak olacaktır. Bir diğeri de aktif çalışma hayatınız devam ediyorsa 56 yaşından sonra da katkı paylarınızı mümkün olan süre boyunca devam ettirmek ve devlet katkı payından azami ölçüde yararlanmaktır. Unutmamak gerekir ki tasarruf tüketimden tamamen vazgeçmek değil, erteleyerek ileride daha yüksek bir refaha ulaşmaktır.